Bismillahirrahmanirrahim. Babu men tezevvece imra'ate abihi ev zate mahremin minhu fedehale biha. Bu bahis şu adam hakkında ki tezevvece evlendi. Babu men, bir adamın babı ki tezevvece evlendi, nikah etti. İmra'ate abihi, babasının karısını. Yani kendi anası değil de babası başka bir kadın almış, ölmüş. Onu almış, evlenmiş. Evzate mehremin minhu, yahut kendisine nikah düşmeyen bir kadını, bir mehremi tezevvüc etmiş. Fedehale biha, onunla da sifak olmuş. Buna ne tereddüt eder? Bunun cezası nedir? Allah Allah. Cahiliye zamanında bir adet vardı. Bir adam öldü mü, onun büyük oğlu yahut da diğer oğullarından birisi analığının hemen gider üzerine bir mendil atardı. O benim malım oldu dedi. Bitti. O mendili attı mı o babasının karısı olur onun mali. İsterse onu evlenir, isterse cariye diye satar. Artık onun tasarrufunda. İslamiyet geldi, onu bozdu. Şimdi İslamiyet'te böyle bir şey olur da bu cahiliyet adetini yaparsa bu adama ne ceza verilecek? Cezası ne? Bizim öğreneceğimiz bu. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء براء بن عازب رواية ديور قال حضرت براء buyurdu ki لقيت خالي ben daima tesadüf ettim ve معه الراية kendisiyle beraber de bayrak var. Bir yere harbe girildiği vakitte Resulullah Efendimiz bir bayrak verirdi onun eline, bağlardı bir şeyin uzun bir şeyi, yani ona bayrağı verirdi. Haydi, yani artık herbe gidiyor bayrak, raye. Baktım ki diyor, daim gidiyor, bayrak da beraber var. Fakultu, ben dedim ki, eyne tezhebu, nereye gidiyorsun? Fakale buyurdu ki, erseleni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz beni gönderdi, ila racülin, bir adama gönderiyor. Öyle adam ki tezevvece nikah etti, imra'ete ebihi, babasının ailesini nikah etmiş. Min ba'dihi, babası öldükten sonra. Gelmiş haber vermişler ki bir adam babası ölmüş, babasının ailesini kendisi nikah etmiş. Resulullah Efendimiz de Hazreti Bera'nın dayısına bayrak vermiş, peşine de asker takmış ki bu adamın boynunu vur getir. O gönderdi ki en adribe unukahu, onun gidip boynunu keseyim. Evaktulehu, yahut öldüreyim. Yani ravi diyor ya öyle dedi ya öyle. Yani öldürmek. Onu öldürecek. Ama ibarede onu öldüreyim, boynunu keseyim, iki türlü rivayet var. İkisinin manası da bir. İnanılır. Babasının ailesini evlenene ne ceza vermek lazımmış? Öldürmek lazımmış. حدثنا فهد قال حدثنا يوسف هو ابن منازل يوسف روايته الى فهد وده ابن منازل olan يوسف وابو سعيد الاشج بده ابو سعيد روايته الى قال يوسف وابو سعيد dediler ki حدثنا حفص بن غياث bize حفص بن غياث روايته الى ان اشعث اشعثن وده kimden ان عدي بن ثابت عن البراء عدي بن ثابتن وده براء براء بن عازب قَالَ Bera ibn Azib dedi ki merrebi, bana yürüdü hali dayım. Yani ben bir yerde duruyordum, bir de baktım dayım geldi diyor. Dayım kimdir o da? Ebu Berde tebnu Neyyar el-Eslemi. Onun dayısı da Ebu Berde'ymiş, Eslem kabilesinden. Ebu Berde tebnu Neyyar. Dayım bana tesadüf etti. مَعَهُ الْلِوَى Onunla beraber sancak var. فَزَكَرَ مِسْلَهُ Yukarıdaki hadisin mislini zikreyledi. Yani ben de o sancağı görünce bu harbe gidiyorsun, nereye gidiyorsun sen? O da dedi ki Resulullah Efendimiz haber almış, birisi babasının ailesini nikah etmiş, onun gidip başını keseceğim. Oraya gidiyorum dedi. İlla ennehu kâle. Yalnız bu ikinci rivayette Ebu Berde dedi ki âtihi bire'sihi. İbare böyle. Âtihi ben onu getireceğim bireysihi başıyla. Yani başını kesip getireceğim. Yani öldürmek var da rivayetin birisinde boynunu keseceğim.
boynunu kesip getirmesi yok. Kesip orada bırakacak. Birisinde de öldüreceğim. O da aynı manaya. Fakat burada diyor ki başını getireceğim. Yani gitse de öldürmekle kalmayacak. Kesecek, başını da alıp Resulullah Efendimiz'e getirecek. İşte ya Resulullah bunu diyor. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثني سعيد بن يعقوب الطالقاني قال هشيم حدثناه قال أخبرنا الأشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب عدي بن ثابت براء بن عازب den rivayet ediyorlar zaten hadis bu hadisler 3 senet geldi 3'ü de kime çıkıyor براء بن عازب'e çıkıyor قال Bera dedi ki merre bi'l haris ibni amrin merre bi bana yuridel harisu haris kimdir o ibnu amrin vakitte ibaren sahihi merre bi'l harisu ibnu amrin haris ibni amr bana tesadüf etti ve ma'ahu liva'un onunla beraber bir bayrak var bu başka bir vaka o dayısının gittiği başka bu da Haris ibn Emr'in gittiği, Haris ibn Emr de böyle tesadüf etmiş. Sancağı çekmiş gidiyor. قَدْ عَقَدَهُ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّمُ اللّٰهُ O sancağı da Peygamber Efendimiz ona akdetmiş. O sancağı almış, bağlamış bir mızrağın ucuna yahut da bir ağacın ucuna vermiş ona. فَقُلْتُ ben Haris ibn Emr'e dedim ki اِلَا اَيِّ شَيْءٍ بَعَسَكَ Resulullah Efendimiz seni nereye bahsetti, nereye gönderiyor? Fekale dedi ki, ila racülin bir adama gönderiyor ki, tezevvecem ra'ete ebihi, babasının ailesini nikah eylemiş. Ona gönderiyor, ne yapacak? Yani gönderiyor ki, en adribe unukahu, onun boynunu keseyim, onu öldüreyim. Şimdi bu hadisi şeriflerden anlaşılan her kim, babasının, ailesinin nikah ederse cezası ne? Ölüm. Öldürülecek. Bu ikinci hadise mi olmuş oluyor? İkinci aynı hadise. Adam. Yok aynı değil. O dayısı Ebu Berde. Bu da başka bir vaka gene olmuş. İkinci vaka. Haddesena Fahdun gâle haddesena Yusufu huve ibn-i Münazir. Gâle haddesena Hafsu ibn-i Gıyâz. En aş'ase fe zekere bi isnâdihim istavu. Evet. Yine bu rivayette Haris'in Haris ibn Emr'in gidip öldürmekle mükellef olduğu rivayet ediliyor. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ahmed ibn Yunus kâle haddesena Ebu Bekir ibn Ayyâş en mutarrif en ebil cehmi en il bera ibn azib kâle dallet ibnun li benim develerin kayboldular. Dallet kayboldu. İbnun develer. Öyle develer ki li benim develerim kayboldu. فَخَرَشْتُ ف۪ي طَلَبِهَا Ben develeri aramaya çıktım. فَاِذَا الْخَيْلُ Bir de baktım ki süvariler kadar böyle geliyorlar. Baktım ki atlı adamlar, süvari adamlar geliyorlar. فَلَمَّا رَأَى Vaktaki gördü اَهْلُ الْمَا O bir suyun kenarında olmuş. Bedeviler, adamlar etraftan gelmiş, su götürüyorlar. Bu da oradaymış. Develeri arıyor. Bir de baktık ki süvariler çıktı, atlılar çıktı, geliyor. O su almaya gelen adamlar korktular. Evet, فَلَمَّا رَا اَهْلُ الْمَا الْخَيْلَ O atlıları, o suyu almaya gelen adamlar gördüler, korktular. فَاِنْضَمُّ اِلَيَّ Hepsi benim etrafıma toplandılar. Tabi o korktuklarından toplanıyorlar. Bu gelen adamlar şer midir, hayır midir? Bera ibn-i Azib, Resulullah Efendimiz'in ileri gelen eshaplarından. Yani onun etrafına toplandılar ki bir şer olursa o şer onlara isabet etmiyor. Ve cahu bu atlılar geldiler. İlâ hebâin bir çadıra. Min tilkel ahbiyeti o çadırlardan. Haber verilmiş hangi çadırsa o çadıra geldiler. Festahrecu minha o çadırdan çıkardılar. Racülen bir adamı. Gitti, aradı, buldu bir adamı çadırdan dışarı çıkardılar. Fadarabu unukahu vurdu boynunu kestiler onu. قالوا dediler ki هذا رجل onun cezası nedir bu kestiğimiz biliyor musunuz bu bir adamdır ki arası zifaf oldu bimraati ebihi babasının ailesiyle zifaf oldu bu onu almış onunla zifaf olmuş
Feba'ate ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz de gönderdi. Fekatelehu, onu katletti. Yani biz kendiliğimizle yapmadık. Resulullah Efendimiz'e geldi, haber verdiler. Bizi gönderdi, biz de geldik. O adamı bulduk, öldürdük. Ceza ne oldu? Ceza ölüm. Yani racim. Racim şeklinde değil. Doğrudan doğru kılıcından ölüm. Öteki zinada neydi? Taşına vurarak öldürecekler. Bunu kılıcından öldürecekler. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi dedi ki فَذَهَبَ قَوْمٌ Bir kavim zahir buldular ki اِلَى مَنْ Şu hükme zahir buldular ki bir adam تَزَوَّجَ زَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ kendisine mehrem olan bir kimseyi nikahlarsa وَهُوَ عَالِمٌ بِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ O kadının kendisine haram olduğunu da biliyor. Nikah düşmez, haramdır olduğunu bildiği halde onunla evlenirse, mesela kız kardeşini almış, halasını almış, evet babasının kız kardeşi, amme, bibi deriz, onu almış, yani nikah düşmeyen bir kimseyle evlenirse, فَدَخَلَ بِهَا onunla da zifaf olursa, اَنَّ حُكْمَهُ o adamın hükmü, hükmü zani, zaninin hükmüdür. Zani rejim edilip öldürülecek ya, evet, bu da öyle. وَاَنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا Ona zinanın haddi ikame edilir. Nedir o? اَرْرَجْمُ Rejm edilmek, اَوِلْ جَلْدُ يَخُدْ دَيَنِكْ vurulmak. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذِي الْاَسَرْ İşte bu hadisleri de delil getirdiler. Getirdiler ama cezanın şekli hakkında ihtilaf oldu. Yani bu hadisleri delil getirdiler ki mehremiyle evlenen bir kimse öldürülecek. Öldürülecek ama ne öldürülecek, ne şekilde? Hadislerde gelen kılıcıyla öldürüldü. Bunlar diyor ki hayır, zinadaki hüküm neyse o şekildedir. Bu da zina sayıldığından dolayı eğer başında nikah geçmemişse yüzde yenik vurulur. Yok başında nikah geçmiş bir kimse ise rejim edilir. Bu birinci kavim buna sahip oldular. Rejime. Halbuki hadislerde rejim yok. Doğrudan doğru kılıçla öldürmek var. Yani madem hadisleri delil getirdiler, niçin rejime gidiyorlar ki? Öldürmek, öldürmek ama öldürmenin şeklinde Resulullah Efendimiz tayin etmiş. Kısasla kılıcıyla öldürülür. Fakat zinada rejimle öldürülür. Şimdi bu adam hangi şekilde öldürülecek? Kılıçla mı öldürülecek yoksa taş ile mi öldürülecek? Bunlar diyorlar ki rejim, taş ile öldürülecek. Halbuki Resulullah Efendimiz kılıcıyla öldürmüş. Onun için bu hadisleri delil getirenler ölümü kabul ediyorlar da şeklinde ihtilaf ediyorlar. Şeklini hadiste olduğu gibi almıyorlar. Evet ölüm ölüm ama şekli ne suretli olacak? Rejim edilecek. Yok, hadislerde rejim gelmiyor. Kılıçla öldürülecek. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ Bu kavli ile hükmedenlerdendir. Kim? Ebu Yusuf'a ve Muhammedun rahimahumallah. Bu iki imam da bu şekilde hükmetmiştirler. Yani mehremiyle nikah etmiş de ona duhul olmuşsa, zifaf olmuşsa ona rejim tereddüt eder. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Başkaları bunlara muhalefet ettiler. O da kim? İmam Ebu Hanife kaldı. İmam Ebu Hanife böyle demiyor. O imameyinle Ebu Hanife'nin arasında muhalefet oldu. فَقَالُوا Diğerleri dediler ki لَا يَجِبُ فِي هَذَا Bu meselede vacip olmaz. حَدُّ الزِّنَا Zinada tereddüb eden had burada vacip olmaz. وَلَاكِنْ يَجِبُ فِيهِ Bunda vacip olur. اَتَّعْزِيرُ تَعْزِيرُ Had yoktur. Tazir var. Tazir var, daha ne var? Vel ukube, ukubet, o adama azap etmek. Öyle azap ki el beligatu, şiddetli bir azap. Yani haddi zina tereddüt etmez ama fakat o adama tazir ve şiddetli bir azap etmek lazım. Ve mimmen gâle bizalik, bununla hükmedenlerdendir Ebu Hanife'te ve Süfyan-ı Sevri'yü rahimahumullah. Ebu Hanife ile Süfyan-ı Sevri de buna kâil oldular. Binaenaleyh kendisine nikahı caiz olmayan herhangi bir kimseyle evlenirse veyahut babasının ailesini alırsa İmam-ı Azam ve Süfyan-ı Sevri'ye göre ona ne ceza tereddüt ediyor? Tazir. Had yok onun.
tazir ve şiddetli bir azap. Bu halde öldürülmeden kurtarıyor. Öldürme yok. Demek ki kötek çalacaklar ona. Öldürmek yok, yalnız azap var. Haddesena, peki bunların Ebu Hanife ile Süfyan-ı Sevri'nin bu şekilde hükmettiklerini nereden öğrendin? Nekil istiyor. Nekli de diyor ki İmam-ı Tahavi, Haddesena Süleyman ibn Şuaybi an ebihi, Süleyman babası Şuayb'den rivayet eyledi. O da kimden? En Muhammed'in an Ebi Yusuf. O da İmam-ı Muhammed'den, o da İmam Ebi Yusuf'ten. O da kimden? En Ebi Hanifet, İmam-ı Azam'den rivayet eyledi. Bidalik. Uli. Demek ki İmam-ı Azam'ın böyle dediğini kimden öğreniyoruz? İmam Ebu Yusuf'ten. İmam Ebu Yusuf diyor ki İmam Muhammed de öyle. Bizim imamımız böyle dedi. Buna tazir ve ukubat tereddüb eder. Fakat üstadımız öyle dedi ama bize göre o adama zinanın haddi neyse o tereddüb eder. Tabi imamlarının, hocalarının sözünü naklediyorlar ve kendilerinin muhalif olduklarını da bildiriyorlar. Bir bu hadis ispat ediyor. İkincisi de haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Nuaym kâle semi'atü Süfyan'a. Süfyan-ı Sevri'yi eşittim diyor Ebu Nuaym. Yekûlu derdi fî racülün bir adam hakkında ki tezevvece evlendi. Zâte mehremi minu, kendisine mehrem olan bir kadını nikah etti. Fedehale biha, ona duhul etti. Yani zifakta bulundu. Kâle Süfyan-ı Sevri dedi ki la hadde aleyhi, onun üzerine zina haddi yoktu. Ne kaldı? Böyle bırakılacak mı? Yok. Tazir edilir, azap edilir. Peki şimdi burada iki fikir oldu. Onların imameyinin fikri başka, İmam-ı Azam'ın fikri başka. Delil, imameyinin delilleri yukarıdaki Resulullah Efendimiz'den gelen hadisler ki Bera ibn-i Azif rivayet eyledi. Kendi dayısı Ebu Bürde bir rivayette alellezine ehtetü aleyhima, İmam-ı Muhammed ve İmam Ebu Yusuf'un aleyhine delil getirenlerin hüccetlerinden oldu. Evet. Neyle? Bima zekerine zikrettiğimiz şeyle, rivayetlerle ki enne fî tilkel asar, o okuduğumuz hadisi şeriflerde var. Evet. Orucudur. Ne orucudur? Emeren Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bil katli. Onlar da var ki Peygamber Efendimiz git öldür dedi. Ve leyse fihima zikrur rejmi. Gidin de rejim edin demedi. Gidin öldürün dedi. Ve la zikru ikametil haddi. Gidin ona had vurun. Bunu da demedi. İmam-ı Azam diyor ki bak siz kendiniz bu hadisleri getiriyorsunuz. O hadisleri delil ittihaz ediyorsunuz. Fakat hadisin manasını anlamıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki babasının ailesiyle evlenen adamı hadd ikame edilir. Halbuki hadisleri siz kendiniz söylüyorsunuz ki Resulullah Efendimiz gönderdi öldürün dedi. Onlar da gitti öldürdüler. Eğer zina gibi olsa Resulullah Efendimiz gidin öldürün demez. Ya nedir? Gidin zina haddi neyse onu ikame edin. Eğer o evli ise rejim edin. O erkek analığını alan adam başında nikah geçmişse rejim edin. Yok başından nikah geçmemiş bekar ise yüzdeğini kurur. Zinanın haddi bu ama var mı bu rivayetlerde? Yok. Demek ki Resulullah Efendimiz onu öldürmesi taziren oldu. Hadden değil. Siz buna haddi zina diyorsunuz. Yok. Had yok. Resulullah Efendimiz gidin haddi zinayı icra edin demedi ki. Gidin öldürün. Öldürmek ne olur? Tazir olur. Tazirde öldürmek var mı yok mu? Tazir-i azami 49 değnektir, 50 değnek de olmaz. Fakat imam lüzum görürse, yani zamanın halifesi lüzum görürse, 100 değnek de vurur. Okuduk ya, bu hadiste ispat ediyor ki icabında öldürür de. Hanbeli mezhebinde var. Tazirde kadi hüküm veremez buna. Kadi azami tazirde 49 değnek vurdurur. Fakat daha fazla icap ediyorsa zamanın imamına sorarlar. İmam lüzum görürse fazla kötek vururlar yahut öldürürler. Ölüme kadar gider. İşte burada da Resulullah Efendimiz o adamı öldürmüş, taziren öldürmüş. İmam-ı Azim böyle cevap veriyor. وَقَدْ اَجْمَعُوا جَمِيعًا
Ülemanın hepsi icma ettiler ki enne faile zalik, bu babasının, anasını, ailesiyle evlenen bir kimse la yecibu aleyhi katlun, ona katil vacip olmaz. İnnemâ yecibu aleyhi, ona vacip olur fi kavli men yucibu aleyhi'l had, ona haddi vacip kılanın kavline göre er-recmu, recip vacip olur. O ikinci aleyhi ziyade, onu çizim. Yukarıda aleyhi geliyor. Geçti zaten. İnnemâ yecibu aleyhi fi kavli men yucibu aleyhi'l hadde er-recm. Burada diyor had var mı yok mu? Bu bir defa ihtilaflı. Fakat bütün ulema diyor ki buna siz ne diyorsunuz? İmam-ı Azam diyor ki bir defa bu adama had tereddüt etmez. Öldürülmekle tereddüt etmez. Siz de diyorsunuz öldürülmek tereddüt etmez, öldürmek tereddüt etmez. Had tereddüt eder. O da haddi ihtilaf var ya, haddi zina bunda var mı yok mu? İmam-ı Eyni göre var, İmam-ı Azam'a göre yok. Şimdi burada icma ettiler ki babasının ailesiyle evlenen adama katil yok. Bunda icma hasıl oldu her iki tarafta da. Kaldı had meselesi, evet. İmkâne mühsen. Eğer adam mühsen değil ise zaten yüzde yenik vurulacak. Yok, mühsen ise, başında nikah geçmişse gene recim yok. Bunda iki taraf da ittifak etti. İmam-ı Azam'a göre öldürmek yok. İmam-ı Eyni göre de buna öldürmek yok, recim var. Yani rejimde öldürmek ama fakat gericiler öldürmek yok yani. Rejim var. فَلَمَّا لَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Vaktaki Peygamber Efendimiz emre eylemedi. Ar-Resûle gönderdi ki adama bir rejmi rejmiyle emre eylemedi. Git bu adamı rejmit demedi. وَاِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْقَتْلِ Ona emretti ki git öldür. Ölmek zaninin haddi değil. Zaniye rejim olacak. Demek ki bu zina hükmünde değil. Evet. Ve innemâ emerehu bil katli. Katli ile emretti. Niçin? Ya burada bir incelik daha meydana çıkacak. Sebete bizalik, bununla sabit oldu ki enne zâlikel katil, babasının ailesini nikah eden ve zifap eden adamı öldürmek, o katil leyse bi haddin lizzina, o kadınla zina ettiğinden dolayı değil. Çünkü zina sayılsa rejim edilecektir. Rejim değil. Resulullah Efendimiz kılıcıyla vurun boynunu kesin dedi. Bundan ne anlaşıldı? Ha, buradaki öldürmek zinanın haddi değil. Ya velakinnehu, lakin o öldürmek limanen, bir mana içindir. Öyle mana ki hilaf-i zalik. Zinanın gayri başka bir mana var. Onun için öldürülüyor. O mana ne? Şimdi İmam Hasan diyor ki buna sizin aklınız yermedi. Bunu zina ile beraber yuttunuz. Halbuki biraz daha ince düşünseniz bunu siz anlarsınız. Siz ince düşünemediniz. Siz zina gibi anladınız. Halbuki Resulullah Efendimiz zina hükmünde tutsaydı gidin rejim edin. Yok, gayri mühsen ise, başında nikah geçmemişse yüzde yenek vurun diyecekti. Onları yok. Gidin öldürün. Şimdi bu başka mana ne? Onu arayacağız. Onu da getirecek ki mürtet olduğu sabit oluyor. Bunu helal itikad eden adam, babasının ailesini alan adam mürtet sayıldığından dolayı katli vacip oluyor. İşte onun için Resulullah Efendimiz katletti. Bak İmam-ı Azam'ın düşüncesinin inceliğine, ötekilerinin varamadığı yere nereden varıyor? Onun için fikirde derler, hiç kimse İmam-ı Azam'ın eline su tökemez. Herkesin basit gördüğü şeyin altında manalar çıkarır. Şimdi İmam-ı Azam hadislere baktı. Resulullah Efendimiz öldürdü. Peki bu zina olsa, bunu babasının, anasının, ailesini nikah eden adamın başında nikah geçmiş mi geçmemiş mi? Mühsen mi değil mi? Mühsen ise rejim var. Gayri mühsen ise yüzde yenik var. Halbuki Resulullah Efendimiz öldürün diyor. Ha, öyleyse bunda başka bir mana var. Zina değil bu. Başka bir manayı arayacağız. وَهُوَ O manada nedir? اَنَّ ذَٰلِكَ الْمُتَزَوِّجِ O babasının ailesini tezevvüc eden adam فَعَلَ مَا فَعَلَ مِنْ ذَٰلِكَ Bu işlediği şeyi işledi عَلَى الْاِسْتِحْلَالِ Helal itikad ederek. Helal itikad etti ki babasının ailesi ona helaldir. Bunu böyle itikad etti. كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّ
İslamiyet'ten evvel cahiliyet zamanında yapardılar. Babası öldüğü gibi hemen gider bir mendil atar analarının üzerine, o onun mali oldu. İsterse evlenir, isterse cariye eder, satar. Bu adam Müslümanlığı kabul etmemiş. Küfre gitmiş. Fesare bizalike murtedden. Bu adam bu işi helal itikad ettiğinde mürted oldu. Din İslam'dan döndü. Fe'emere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz emriyle etti. En yuf'ale bihi. O evlenen adama işlenilir. Ney? Ma bir şey ki. Yuf'alu işlenilir bil mürted mürtedde. Mürtedde ne yapılırsa buna da o yapılır. Mürtedde ne tevekküm tereddüb eder bir adam din İslam'dan dönerse? Katı. Onu götürelim de değenek vuralım, rejim edelim. Yok, doğrudan doğru göreceğiz. Bu adam da mürted olduğunda onun için Resulullah Efendimiz onu ölümüyle emretti. Ve hakeze kâne Ebu Hanife'te ve Süfyan. Ebu Hanife ve Süfyan-ı Sevri böyle oldular rahmetullah. Yekûlâni derdiler. Fihâdel mütezevvic, bu analığını alan adam hakkında ki izâ kâne etâ fî zâlike alel istihlâl. O adama soracaklar. Sen bunu yaptın helal itikad ederek mi, haram itikad ederek mi? Helal itikad ederek yaptıysa ennehu yuktel, bu adam mürted oldu, din İslam'dan çıktı, öldürülür. Yok, adam dese ki haram olduğunu bildim fakat bu günahı irtikap etti. İmam-ı Azam'a göre ona haddisine tereddüt etmez. Yalnız tazir, tazir yani ona kötek vurulur. Ve hukubat, azap yapılır fakat öldürülmez. فَاِذَا كَانَ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi şerifte olmadığı vakitte neyi? مَا وَالْبِشَيْكِ يَنْفِ نَفْيَدَ مَا يَقُولَ اَبُوْ حَنِفَةَ وَسُفْيَانَ Bu okuduğumuz hadislerde Ebu Hanife'nin ve Süfyan-ı Sevri'nin dediğini nefyeder bir rivayet var mı? Yok. Hadislerde ona delalet yok. Öyleyse لَمْ يَكُنْ فِي bu hadislerde olmadı. Hüccet olmadı. Aleyhime, Ebu Hanife ile Süfyan-ı Sevri aleyhine hüccet olmadı. Lenne muhalifehuma, Ebu Hanife ve Süfyan-ı Sevri'ye muhalefet eden kimse ki o da İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf. Leyse olmadı bu, o muhalif olan bir tevili tevile evle olmadı milhuma bunlardan. Yani onlar tevil ettiler efendim, bu katletmek, haddi zinayı icra etmek diye tevil ettiler. O tevil ederse Ebu Hanife de tevil etti. Ebu Hanife ile Süfyan Sevri dediler ki o katil irtidat ettiğinden dolayı. O da tevil, bu da tevil. Tevili Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'un tevili doğrudur da Ebu Hanife ve Süfyan Sevri'nin tevili doğru değildir diyemezsin ki. Bilakis Ebu Hanife ve Süfyan Sevri'nin tevili daha muvaffak geldi. Evet. وفي ذلك الحديث وحديث الشريف أولوجدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار فلنس حكت ضالدي لأبي بردة أبي بردية الراية سنجاق ضالدي ولم تكن الرايات evet, bayraklar sancaklar da olmadı, تعقد bağlanır olmadı إلا لمن أمر بالمحاربة حرب ile emir olunan kimselere bağlanırdı. Bir adam harbi edecekse sancak onun eline verilirdi. Ha, bu adam gidip harbi edecek. Yoksa bir adam gidip de bir haddi vuracak, zaniye had vuracak. Ona bayrak, sancak verilir, bayrak bağlanır. Yok, böyle bir şey yok. Harpler için bayraklar bağlanırdı. وَالْمَبْعُوثُ عَلَى اِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا Zinanın haddini ikamete mebus olan, memur olan kimse gayru memurun bil muharebe, muharebeyle memur değil ki. O muharebeye gitmiyor ki, gidecek, o adamı tutacak, o adamın zaten harbeden yok. Zinanın haddini icra edecek, ona bayrak bağlanılmaz. Bu da delil, bu da İmam-ı Azam'ın tarafını teyit ediyor. Ve fil hadisi eyza, yine bu hadisler doğrudur ki, ennehu ba'asehu ila racülin. Resulullah Efendimiz kime gönderdi o bayraklı adamı? Bera ibn Azib'in dayısı Ebu Bürde'yi yahut da diğer rivayette Haris ibn Amr kime gönderdi? İlâ racülün bir adama ki tezevvete mraete ebili. Babasının ailesini nikah etmiş bir adama gönderdi. Ve leyse fihi, bu hadiste de yoktur ki ennehu dehale biha. Nikah etmiş ama zifaf olmuş mu olmamış mı? Bu da yok. Zifaf olmazsa, nikah etmiş de zifaf olmamış,
haddi zina buna icra edilir mi? Edilmez. Mücerret nikah etmekle bir adam zina icra edilmez. Zina haddi icra edilmez. Ya zina edecek ki haddi zina tereddüb ediyor. Hadiste o da zikredilmiyor. Evet. فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعُقُوبَةُ اَكَرْ بُوْ عُقُوبَةُ olursa وَهِيَ الْقَتِلِ İşte katlolan bu ukubet olursa مَقْسُودًا بِهَا مَقْسُودٌ بِهِ Kast olunmuş şey olursa اِلَى الْمُتَزَوِّجِ Evlenen adama لِتَزَوِّجِهِ Evlendiğinden dolayı, nikah ettiğinden dolayı o kast olunursa دَلَّ ذَلِكْ Bu delalet eder ki اَنَّهَا O katil ukubetun ukubet Nikah etmiş fakat dukul etmemiş. Nikah etse bile Resulullah Efendimiz onu öldürmüyor. Niye? Bu adam nikahın helal olduğunu itikad ediyor, mürted oluyor. Onun için duhul şart değil. Zina da duhul şart. Zina vakı olacak ki had vurula. Burada mücerret nikah etse bile katledilir. Vecebet bi nefsil akdi. Bu ukubet buna, bu katil ukubeti neyle tereddüb etti? Mücerret nikahın akdiyle. Hiç sifak olmasa bile. Akıt oldu ya, bitti, katıl vacip oldu. La bittikul, dukul ile değil. Ve la yekunu zalik. Bu da olmaz. İlla vel agilu müstahillun li zalik. Onu da katiline vakit olur. Eğer o nikahı akt eden adam helal itikad ederse, helal itikad ederse, o vakitte öldürülür. Şimdi burada bir sual soruyor. Fe'in gâle gâilun. Bir adam dese ki fe've indene. Bizim indimizde bu mesele alâ ennehu tezevvece ve dekale biha. Sen diyorsun ki yalnız tezevvüc etti, öldürüldü. Biz öyle demiyoruz. Biz diyoruz ki tezevvüc etti ve duhulda bulundu, zifafta bulundu. Onun için öldürüldü. Biz de ona diyoruz ki işte bu zinanın haddidir. Böyle diyoruz. Kîle lehu. O adama denilir ki ve've inde muhalifik. Sen böyle diyorsun ama senin muhalif olanın indinde. Ala ennehu tezevvece ve istahalle. Sen diyorsun ki evlendi, duhul oldu. Böyle diyorsun. Senin muhalif olan Ebu Hanife de diyor ki hayır. Tezevvüc etti. O nikah etti ve nikah etmeyi de helal itikad etti. Bu manayadır. Nikah etmeyi helal itikad ettiğinden dolayı ceza tereddüb etti. Fe'in gâle. Eğer o adam dese ki leyse lil istihlâli zikru fil hadis. Hadiste bunu helal itikad etti diye bir kayıt yok. Sen bunu buraya alıyorsun ama hadiste adam nikah etmiş ama helal itikad etmiş, haram itikad etmiş. Ondan zikir yok. Resulullah Efendimiz işitmiş ki babasının ailesini nikah etmiş, bitti. Hemen gitmiş öldürmüş. Burada var mı? Helal mi itikad etmiş, haram mı itikad etmiş? Yok. قِيلَ لَهُ O adama denilir ki وَلَا لِلْدُخُولِ زِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ Hadiste duhulda da zikredilmiyor. Nikah etmiş. Sen diyorsun ki illa duhulda bulunmuş da onun üzerine zina haddi tereddüb ediyor. Hani duhul var mı? Yok, tezevvüc var. Bizim delil getirdiğimiz istihlal yok olsa duhul da yok hadiste. Evet. Fe'in caze, eğer caiz olursa ki en tahmile sen hamdedesin. Mâna el-hadîs, hadîsin mânâsini alâ duhûlin gayr-ı meskûrin fil-hadîs. Hadiste zikredilmeyen duhul mânâsına hamdedesin. Bu tezevvüc duhul mânâsınadır. Duhul zikredilmemiş ama ben buraya hamdediyorum. Der isense cazel-i hasmik, senin hasmine de caizdir ki en yehmilehu o tezevvüc-i hamdede el-istihlâlin gayr-ı meskûrin fil-hadîs. Hadiste meskûr olmaya istihlâle olur. Hamletmek ona da caiz olur. Madem hadiste duhul zikredilmiyor, sen o manayı alıyorsun, senin hasmin İmam ve Hanife de istihlal manası zikredilmemiş, o doğruyu alır. Yani seninkisi neden ondan evle olsun? Sen hamledebiliyorsun da o hamledemiyor mu? وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَٰلِكَ Bu meselede rivayet edildi. حَرْفٌ زَائِدٌ Bir harf yani bir kelime عَلَى مَا فِي الْآثَارِ الْاُوَلِ Bu senin zikrettiğin hadisler var ya diyor. O hadisler üzerine başka rivayetlerde bir ziyade var. Harf demez hakikaten harf değil. Yani ziyade, mana ifade edecek kelimeler var. Başka rivayetlerde gelmiş. Fakat senin getirdiğin Bera ibn Azib'in rivayetinde yok. O kelime neymiş? Yurt önde zikri değil.
Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr. Kale haddesena Yusuf ibn-i Adiyy. Kale haddesena Abdullah ibn-i Amr. An Zeyd ibn-i Ebi Üneyse. An Cabir el-Cuhfiyyi. An Yezid ibn-i Bera. An Abiyy. Bera ibn-i Azib'in oğlu Yezid babasından rivayet ediyor. Kale lakiye khalehu ve ma'hu raya. Çünkü öteki rivayetler Bera ibn-i Azib'den geldi ama oğlu Yezid vasıtasıyla değil. Başkaları Bera ibn Azib'den rivayet edilmişler. Fakat bunu Bera ibn Azib'in oğlu Yezid rivayet ediyor. Diyor ki dayısına tesadüf etmiş, onunla beraber de bayrak var. فَقُلْتُ لَهُ Hazreti Bera dayısına dedi ki اِلَا اَيْنَ تَزَبُ Nereye gidiyorsun? فَقَالَ Ebu Burda dedi ki بَعَثَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah Efendimiz beni gönderdi. اِلَا رَجُلٍ Bir adama ki نَكَحَ نِكَحْلَدِ İmra'ete ebihi onun babasının ailesini nikahlamış. Beni gönderdi ne için? En aktulehu onu öldüreyim ve ahuze malehu malini de alayım. Bak bu ziyade. Öldürecek bir de malini alacak. Halbuki zinada mal almak yok ki. Bir adam zina ederse onu öldüreceksen, rejim edilirsen bir de malını mı alacaksın? Yok mali veresesin. Burada malını da alacak. Malını almak nerede var? Mürtedde var. Bir adam din İslam'dan irtidat ederse öldürülür, mali de alınır. İşte bak bu Ebu Hanife'nin kavlini teyit etti. Malını da alacağım dedi. وَقَدْ رُوْيَ نَحْوْ ذَٰلِكَيْذَا اَنْ غَيْرِ الْبَرَى Bera ibn-i Azib'den başkaları da buna benzer rivayet yaptılar. O da ney? O gayrisi de ney? مَا اُلْ بِالْرِوَيَتْ كَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدْ اِبْنِ عَلِيِّ اِبْنِ دَاوُدْ ve Fahd ve Muhammed ibn el-Ver. قالوا bu üçü Muhammed ibn Ali, Fahd ve Muhammed ibn el-Ver üçü dediler ki haddesena Yusuf ibn Menazil el-Kufi. Yusuf el-Kufi bize rivayet eyledi. قال haddesena Abdullah ibn İdris an Halid ibn Ebi Kureyme an Muaviye ibn Qurra an ebihi anna nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Muaviye ibn Kurre diyor ki babam Kurre'yi Peygamber Efendimiz be'ase ceddehu Muaviye. Evet. Onun dedesi yani Kurre'nin babası Muaviye varmış. Onu gönderdi. İlâ racülün bir adamı. Öyle adam ki arrese bimra'eti ebihi. Babasının ailesiyle ta'ris etti. Yani güveki oldu. Zifaf yaptı. En yadribe unukahu onun başını kesmek için gönderdi ki git başını kes ve yuhammise malehu malını da tahmis ede malını da beşte birisini alın öteki birinci rivayette malının hepsini alıyor bunda malının beşte birini alıyor felemma emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktaki Peygamber Efendimiz emreyledi fi hadinin hadiseyin bu iki hadiste بَأَخْذِ مَالِ الْمُتَزَوِّجِ Evet, o nikahlanan adamın malını almak ve tahmisi yahut da beşte birisini almak. Bu var. Bu دَلَّ ذَلِكَ Bu delalet eyledi ki اَنَّ الْمُتَزَوِّجَ O nikah yapan adam كَانَ بِتَزَوِّجِهِ Babasının ailesini almakla oldu. مُرْتَدَّ مُرْتَدْ oldu. Öyle mürted ki muhariben dini İslam'a ilan harp etmiş adam sayıldı. Madem dini İslam'a ilan harp etmiş, muharip oldu, onun mali ne olur? Tahmis edilir. Tahmis edilir ne demek? Beşte biri beytul mala verilir. Dördü de onu öldüren, o giden asker arasında teksim edilir. Tahmis de bu. Onun malını hepsini alacaklar, beşte birini beytul mala verecek, diğerlerini de kendi aralarında teksim edecekler. Malının hepsini alsa, gene böyle olacak. Zaten almış ya yani. Almış da tehmis meselesi yok. Malın hepsini aldı ama kime olacak? Hepsini bütün mala mı verecek? Kendilerinde mi kalacak? Mutlak. Fakat ikinci rivayet diyor ki tehmis var. Tehmis ne demek? Yani beşte biri bütün malın gerisi de onu öldürenlerin. Muharip sayıldı o. Fevacebe vacip oldu en yuktele li riddetihi mürted olduğundan dolayı katledilmesi vacip oldu. Ve kâne maluhu o adamın mali de oldu kemalil harbiyyin. Harp edenlerin mali gibi oldu. İslam ordusu geçse, düşmanı vursa, onun malını alsa ne yapılır? Beşte biri beytül malın, diğeri de gaziler arasında teksim. İşte onun mali de öyle oldu. لَاَنَّ الْمُرْتَدَّ مُرْتَدْ اَلَّذ۪ي لَمْ يُحَارِبْ
harp etmeye mürted bir adam. Harp etmiyor ama dini İslam'dan irtidat etmiş. Kullun kadecme, ulemanın hepsi icma etti. Fi ahzi malihi, onun malını almakta. Bütün ulema dedi ki bir adam isterse harp etmesin. Müslüman iken dinden çıktı mı onun mali alınır. Ela hilafit tahmis, yalnız tahmisli ihtilaf var. Onun mali alınır ama tahmis var mı yok mu? Onda ihtilaf var. Yoksa malının alınmasında hepsi ittifak etti. Fekale kavmun, ulemadan bir kısım dedi ki vehum Ebu Hanife'te ve ashabu rahimahullah. Ebu Hanife onun ashabı dediler. Ve men gâle bi kavlihim, bir de bunların kavliyle hükmedenler dediler ki maluhu li varasetihi minel müslimin. Onun mali alınır. Müslüman veresesi varsa o adamın Müslüman veresesini verilir. Müslüman veresesi yoksa hükümete kalır. Bunlar böyle dediler. Ve gâli muhalifuhum, onlara muhalif olanlar da dediler ki maluhu, onun mali kullun, hepsi feyün feydir. Yani fey ne demek? Beytül malındır. Ve la tahmise fi, onda tahmis yok, öyle beşte birini alayım beytül mala koyayım, yok, onların hepsi feyidir, hepsi beytül malındır dedi. Lennehu lem yucef aleyhi bi khaylin ve la rikab. Beşte birini beytül mala verecek de diğerlerini aralarında teksim edecekler. Kim ona harp etti gitti? Mürted. Mürted bu. Harp etmedi ki. Onun için o malını tahmis edile de 5'te 4'ü gazilere kala hepsi fiil cemaatindir. Yani beytül malındır. Yani ordu yok. Ordu gitmedi. O kim hakkında? Mürted olmuş ama harp etmemiş. Yok, bir de var. Mürted olmuş da kılıç çekmiş. O aynen harbiler gibi. Fefi tahmisin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in tahmis etmesinde malin mütezevvici, o analığını alan adamın malini tahmis etmesinde ellezi zekerine zikreyledik. Delilun delil olucudur ki ala ennehu kad kânet minhu ridde, o adamdan riddet oldu vel muharebetu muharebe oldu. O analığını hem alan adam hem evleniyor, helal itikad ediyor, mürted oluyor, hem de İslam'a karşı elan harp etmiş oluyor cemiyen. İkisi oldu da Resulullah Efendimiz onun için böyle yaptı. Fentefa, öyleyse yok oldu. Bima zekerine, bizim bu zikrettiğimiz deliller sebebiyle en yekune ola ala Ebi Hanife ve Süfyan, Ebu Hanife ve Süfyan Sevri aleyhine ola rahmetullah fi zalikel hadis ve hadiste ola hüccetun hüccet ola, bu yok oldu. Hadiste onların aleyhine hüccet yoktur. Bilakis lehlerine hüccet vardır. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رَأَيْنَا ذَٰلِكَ النِّكَاحَ نِكَاحًا لَا يَسْبُتُ فَكَانَ يَنْبَغِي إِذَا لَمْ يَسْبُتْ أَنْ يَكُونَ فِي حُكْمِ مَا لَمْ يَنْعَقِدْ فَيَكُونَ الْوَاطِئُ عَلَيْكَ الْوَاطِئُ لَا عَلَى نِكَاحٍ فَيُحَدُّ. Şimdi meselede ihtilaf oldu. Mehreminden birisini alırsa, nikah düşmeyen bir kadını nikah ederse, buna had mi lazım? Yoksa mürted oldu diye katil mi lazım? Had lazımdır, değildir. Bunda ihtilaflı. Birinci kavle göre İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'e göre had lazım. İmam-ı Azam'a göre had lazım değil. Şimdi bu iki tarafın delillerini zikrettikten sonra diyor ki bir adam itiraz etse, dese ki فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رَأَيْنَا ذَٰلِكَ النِّكَاحِ, bu nikahı biz gördük, nikahın la yesbut, sabit olmayan bir nikah. Çünkü mehremidir, nikah düşmez. Bu nikah etmiş ama bu sahih değil, nikah batıl. فَكَانَ يَنْبَغِي اِذَا لَمْ يَسْبُتْ, sabit olmadığı takdirde layık olur ki اَنْ يَكُونَ, bu batıl olan nikah ola فِي حُكْمِ مَا, bir nikahın hükmünde ola ki لَمْ يَنْعَقِدْ, münakid olmayan nikah hükmünde ola. فَيَكُونَ الْبَاطِئُ عَلَيْهِ ve yekun el vati'u, vati ola o kadına tekarrüb eden, evet, aleyhi o nikaha, vatiyen o nikahı yapan ola kel vati ala nikahin, la ala nikahin, nikahsız zina eden gibi ola. Madem bu nikah yapmış ama nikah batıl, nikah arada yok, öyleyse öteki nikahsız olan zina gibi ola. Feyuhadda had, ona haddur ola. Evet, bu bir sual. Bunun cevabı قِيلَ لَهُ, ona denilir ki اِمْكَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ, eğer bu senin dediğin gibi ise, yani mehremini nikah etmek
batıl olduğundan ona tekarrüb etmek, bir zina yapmak gibi olursa فَنِ مَكَانَ سُعَالُكَ اِيَّانَا Sen niçin bize sual ediyorsun? Sualın bize ne için oldu? Neyi? مَا زِكَرْتَ زِكْرَ تَزْوِجِ Tezviç zikrini bize niye zikrediyorsun? كَانَ يَنْبَغِي Sana layık olurdu ki entekule diyesin. رَجُلُنْ زَنَا Bir adam zina etse بِزَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ Kendisine mehrem olan bir adamda zina etse hükümdedir. Böyle diyeydin. Halbuki mesele diyor ki mehremi olan bir kadınla evlenirse madem bu sen burada diyorsun ki bu zivaç şer'i değildir. Öyleyse böyle soraydın. Bize diyeydin ki mehremiyle zina eden adama ne düşer? Çünkü bu vakitte had düşer. Had lazım gelir. Nikah demeyeydin. Fe'in kul tezalik. Eğer bunu dersen ise kâne cevabına deke bizim sana cevabımız olur ennekûle diyelim. Aleyhil had. Evet sen dersen ki onun nikahı nikah değil de bir adam kendi mehremiyle zina ederse ona ne tereddüt eder? O vakitte biz de deriz ki had tereddüt eder. Çünkü nikah meselesi yok. Ve inetlak de ismet tezevvüc. İstersen sen ona tezevvüc ismini itlak et. Madem onu nikahsız tuttun, zina hükmünde tuttun, o vakitte had tereddüt eder. Ve sümmiyet zâliken nikah ve semmeyte zâliken nikâhe nikâhe. O nikahı sen nikah tesmiye ettin. Ve in lem yekun sabiten. Sabit olmadığı halde sen ona nikah dedin. Fela hadde ala vâti'in. Öyleyse istifraş şeriat düşeğinde bulunan bir kimseye had yoktur. Ala nikahin. Bir nikah üzerinde. Bir adam nikahının bir kadına tekarrüb ederse ona had yoktur. Caizin. İsterse o nikah caiz olsun. Ve la fasidi. Faside de yok. Nikahı sahih ile nikah ederse, bir kadına tekarrüb ederse ona had yok. Nikahı fasid ile nikah ise tekarrüb etse ona da yok. Onun için sen nikah meselesini burada mecburi göz önünde tutacaksın. Yok nikah meselesi olmasa, zina dersen ise ona had var. Fakat nikah meselesi olduğu gibi şüpheye düşürdü, ona had yok. وَقَدْ رَيْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer'i biz gördük ki kada hükmetti fi tezevvüci fil idde iddette fil mütezevvüci fil idde iddette tezevvüc eden adama hükmetti elleti öyle iddetti la yesbütü fiha nikahul vâti'i bu erkekin nikahı sabit olmaz ala zalik bu iddette olan kadın üzerine nikahı sabit olmaz. Evet. Neyi hükmetti? وَقَدْ رَيْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَدَى فِي الْمُتَزَوِّجِ مَا bir şeyi hükmetti ki يَدُلُّ delalet eder اَلَا خِلَافِ مَسَبِكَ senin mezhebin خِلَافِنَ Bir adam 70 iddette olan bir kadını nikah etmiş. Hazreti Ömer de ona bir hüküm vermiş. İşte bu vaka delalet ediyor ki hasmediyor ki senin bu nikah batıldır, bu zina sayılır dediğin iddianın hilafına geliyor bu. Arada gene bir nikah meselesi olduğundan dolayı had tereddüt etmiyor. Vezalik Hazreti Ömer radıyallahu anh'den rivayet edilen rivayet de şu. Enne İbrahim ebne Merzuk haddesena. Önündeki bir kadın iddetinde nikahlandı. İddeti bitmeden. Feutiye biha Ömer ebne Kattab. Hazreti Ömer'e getirdiler onu. فَضَرَبَهَا وَنِي كَتَكْلَدِي ضَرَبَاتٍ كَتَكْلَ Neyle? بِالْمِخْفَقَةِ مِخْفَقَةِ Hafif bir değenekle ona kötek vurdu. وَضَرَبَ زَوْجِهَا Zevcine de kötek vurdu. وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا Aralarında ayırdı. Nikah yok, aralarını ayırdı. وَقَالَ Buyurdu ki اَيُّمَ اَمْرَأَةٍ Hangi bir kadın ki nekahat nikah ederse fi iddetiha iddetinde iddeti bitmeden başka birisiyle nikahlanırsa furriga beyneha ve beyne zevciha o kadın ile kocasının arası tefrik edilir. Ellezî öyle zevci ki nekahat evet furriga beyneha o kadın arasıyla ve beyne zevciha ellezî nekahat o kadın o adama verdi, o kocası. Yani sonradan almış olduğu adamla o kadının arası tefrik edilir. Sonra
sümme ateddet, o kadın iddet bekler. Bekiyyete iddetiha minel evvel. Evvelki kocasından kalan iddetin bekiyesini bekler. Mesela iddeti diyelim, 3 heyiz idi, 1 heyiz geçti, nikaha vardı. Halbuki iddeti bitmemiş, hele 2 heyiz daha var. Bu 2 heyizi de bekler. Sümme ateddet minel ahar. Sonra ikinci kocasından olan iddeti de bekler. İkinci kocasının nikahı sahih değil ama fakat yine ondan da iddet bekler. Oldu 2 iddet. Ve in kâne dehale bihel âher. İkinci adam nikah etmiş ve zifaf da olmuşsa o kadınla, evet, on ikinci iddeti bekler. Demek ki ikinci adamdan iddet beklemesinin şartı var. Eğer o ikinci kocası ona duhul etmişse, yani zifaf bulunmuşsa, hem evvelki kocasından kalan iddeti tamamlar, hem de o ikinciden iddeti bekler. ثُمَّ لَمْ يَنْكِحَا. O ikinci adam onu nikahlayamaz, alamaz. Ebeden, ebeden alamaz. Allah. Madem iddet içinde bu haram işi yaptı, ona ceza olarak o kadınla daha evlenemez. Eğer o kadınla zifaf olmuşsa. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا. Yok, adam nikah etmiş ama fakat zifaf olmamış. Böyle olursa اَعْتَدَّتْ مِنَ الْاَوَّلْ. O kadın evvelki kocasından bekiye kalan iddeti tamam eder. Ve kâne l-âheru, o ikinci adam olur. Hâtiben minel huttâb, isteyicilerden birisi olur. Yani nasıl başkaları gelir isterse o da isteyebilir. Ondan iddet yok ve alması da helal ona. Ha, demek ki bu iddeti içinde bir kadını nikah eden iki türlü oluyor. Ya nikah ediyor hem de zifaf oluyor. O kadını daha alamıyor. O kadın da ondan iddet bekleyecek. Ve ikisi de daha birbiriyle evlenemez. Yok, nikah etmiş de zifaf olmamış. Ha, o vakitte kadın birinci kocasından olan iddeti bekler. Öteki adam onu alabilir. Diğerleri de isteyenler gibi o da isteyip alabilir. Nikah düşer. Peki burada Hazreti Ömer bu hükmü verdi. Bu kadına had vurulacak, bu erkeke had vurulacak. Bir şey zikredilmedi burada. Had yok. Yalnız hüküm beyan edildi. Duhul var ise o onu alamaz. Yok, duhul yoksa alabilir. Haddesena Yunus kâle akberene ibn-i Vehbin kâle akberene Yunus an ibn-i Şahab'in fezekere bi isnâdihim islâhûn. Aynen bu hadisi şerifi İmam-ı Tahaviye Yunus da rivayet ediyor. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk, birinci hadisi rivayet eden İbrahim ibn-i Merzuk İmam-ı Tahaviye rivayet ediyor. Kâle haddesena Vehb ibn-i Cerir kâle haddesena Hişam ibn-i Ebi Ubeydillah en gatâdete an Sa'id ibn-i Müseyyeb enne racülen. Sa'id ibn-i Müseyyeb radıyallahu anh dedi ki, bir adam tezevvece mra'eten, bir kadınla evlendi, fi iddete iddetinde. Peki Said ibn-i Müseyyeb tabi'inden Resulullah Efendimiz'i görmedi. Hani burada kimden rivayet etti bunu? Buna ne derler? Sahabi zikretmedi. He? Mürsel derler. Peki mürseller kabul değil. Bilhassa Şafii mezhebinde kabul değil. İlla Said ibn-i Müseyyeb'in mürselleri kabul etti Şafii'de de. İmam-ı Şafii diyor ki, Said ibn-i Müseyyeb bütün Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ederdi. Fakat onu zikretmediğinin sebebi, Hazreti Ebu Hureyre'ye suizan ederdiler ki, bu uyduruyor hadisleri. Halbuki uydurmuyor. Said ibn-i Müseyyeb de ondan öğrendiğinden onun ismini ekser zikretmez ki, nas şüpheye düşmesin. Halbuki hadis, evet. اَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ مْرَاَةً فِي عِدَّتِهَا. Bu dedi ki, bir adam bir kadını, kadın iddetteyken evlendi onunla, nikah etti. فَرُفِعَ اِلَى عُمَرَ. Hazreti Ömer'e bu bildirildi. فَطَرَبَهَا. O kadını döydü. دُونَ الْحَدِّ حَدِّنْ دُونُنْدَ. Yani had miktarı değil. Had miktarı kadınlara, hürre olanlara, yüzde yenek cariye olanlara 50. Haddin dûnu olursa yani 50'ye erişmeyecek. 50'den aşağı olacak. وَجِعَلَ لَهَا. O kadına da kıldı. اَسْسُدَاكَ مِهِرْ. Mehir kıldı ona. Yani mehir ne için? Duhul bulunduğundan. Burada zikretmiyor ama mehir vakitte lazım gelir. Duhul bulunursa. Evet. وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. Aralarında tefrik etti. وَقَالَ. Hazreti Ömer buyurdu ki, لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا. Bunların ikisi
daha birleşemez, birbirini alamazlar diye hükmünü verdi. Kale, dedi ki, ve kale Aliyyün radıyallahu anh, Hazreti Ali dedi ki, demek Said ibn-i Müseyyep Hazreti Ömer'in bu kadiyesini rivayet ettikten sonra daha fazla izahat veriyor. Diyor ki Hazreti Ömer böyle hikmetti. Ama Hazreti Ali radıyallahu anh ise dedi ki intaba ve aslaha. Bunların ikisi tevbe eder de sülahadan olurlarsa cealtuhuma, ben bunları kılarım me'al huttab, huttab ile beraber kılarım. Yani evlenmiş, nikah etmiş, sifatta da bulunmuşlar. Fakat sonradan nadim pişiman olmuşlar. İkisi birbirine helaldir, evlenebilirler. Hazreti Ali'ye göre, Hazreti Ömer'e göre evlenemezler. Hazreti Ali diyor ki hayır. İster duhul olsun, ister olmasın. İkisinde de şey olursa, tevbe bulunursa, onlar huttaptan sayılır, evlenebilirler. اَفَلَا تَرَى اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ اَنْ. Sen bu meselede görmüyor musun ki Hazreti Ömer قَدْ دَرَبَ الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ الْمُتَزَوِّجَ فِي الْعِدَّةِ. Kadını darp etti. Onunla evleneni de darp etti. Ne de fil iddeti. İddette evlenmiş. İddette olan kadını, alan adamı da duydu, kadını da duydu. Bil mihfeketi, mihfeke ile mihfeke diyor, hafif bir değenektir. Dürre, kamçı, Hazreti Ömer'in bir kamçısı vardı. Daima o beraber gezerdi onunla. Böyle icap ettiği yerde onunla yapıştırırdı. فَاسْتَحَالَ اَنْ يَطْرَبَهُمَا. Muhal oldu ki Hazreti Ömer onları döge. وَهُمَا جَاهِلَانِ. Halbuki onlar da cahildiler, bilmiyordular. بِتَحْرِيمِ مَا فَعَلَا. İşlediklerinin haram olduğunu cahil idiler de dövdü. Yok, cahil olanı dövmezdi ki. Cahil değildiler. لَاَنَّهُ كَانَ عَارَفَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ. Hazreti Ömer Allah'ı bizden daha iyi biliyordu. مِنَنْ يُعَاكِبَ اَزَبِدَ مَنْ لَمْ تَكُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ. Hüccet kendi aleyhine kıyam etmemiş adamı dövsün, Hazreti Ömer bunu yapmazdı. Çünkü cahil adam bilmez, o dövmeye müstakil değil. Fakat onlar biliyordu bunun haram olduğunu da, o kadından evlenen haram olduğunu biliyordu, evlendi. Onun için Hazreti Ömer onu kötekledi. فَلَمَّا ضَرَبَهُمَا. Vakti ki Hazreti Ömer onları darp etti, دَلَّ ذَلِكَ. Bu delalet etti ki اَنَّ الْحُجَّةَ. Delil kat kanet kamet aleyhima, onların üzerine delil kıyam etmişti. Bir tahrim haram olduğuna, yani haram olduğunu bilmişlerdi. Kable en yef'ala, o nikahı yapmazdan evvel haram olduğunu bilmişlerdi de haram olduğunu bilerek yaptılar. Sümme huve radıyallahu anhu, sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh lem yuqim aleyhima, onlara aleyhine onların üzerine ikame etmedi. El haddi ikame etmedi. Haddi ikame etse zina hükmünün haddi neydi? Riya recim ya celde. Onu yapacaktı. Halbuki onları öyle yapmadı. Vakat hadarahu ashabu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın ashabı da Hazreti Ömer'in bu vakasına hadir oldular. Fetâbe'ûhû alâ zâlik. Hazreti Ömer'e bu meselede tabi oldular. Ve lem yuhalifûhû fîhî. Bu meselede Hazreti Ömer'e de muhalefet etmediler. Doğru gördüler onun için. Eğer Hazreti Ömer'in hükmü yanlış olsaydı, ashab-ı kiram, ya Ömer sen yanlış yaptın derdiler. فَهَذَا دَلِيلٌ صَحِيْهِ. İşte bu sahih bir delildir ki, اَنْ عَقْدًا nikah, mücerred nikahı akd etmek, اِذَا كَانَ eğer olursa, وَاِنْ كَانَ لَا يَسْبُتْ. İsterse nikah sabit olmasın. Yani mehremine nikahı düşmeyen bir kadını akd etse bile, وَجَبَ لَهُ حُكْمُ النِّكَاحِ. Nikah hükmü vacip olur. Nikah caiz değil, bu haramdır ama fakat nikah neyi icap ediyorsa, nikahın icap etmiş olduğu şeyler sabit olur. Madem nikah batıl, ne sabit olacak? Bunu izah ediyor, diyor ki فِي وُجُوبِ الْمَهْرِ بِالْدُخُولِ. Sifaf etmişse kadının mehrini verecek. Bu bir. اَلَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ. Duhuldan sonra mehir terettüp eder. Bu sabit olur. Ve fil iddeti minhu. Bir de ondan iddet bekler. Dukul olmuşsa nikah fasittir, iddete lüzum yoktur denilmez. Nikah batıl olsa da madem dukul olmuştur, iddet bekleyecek. İki, ve fi sübutin nesep. Bir de nesebin sübuti. Ondan bir çocuk olursa ondan olur.
Mesela adam babasının karısını aldı, nikah etti yahut da kız kardeşini nikah etti. Ondan olan çocuk o adamın çocuğu değil mi? O çocuğun babası kim olur? O adam olur. Ama haramdan olmuş, haramdan olur. Sabit olur, nesep de sabit olur. Daha ne sabit olur, daha ne vacip olur? وَمَا وَلْبِي شَيْكِ كَانَ يُوْجِبُ İcab eder neyi? مَا زَكَرْنَا bizim zikrettiğimizi minzalik. İşte bundan bizim zikrettiğimiz, o da neydi? Zikrettiğimiz tazir. Tazir lazım gelir, bize tazir etmek. İmam Ebu Yusuf Muhammed'e göre had, İmam-ı Azam'a göre tazir. Bunun nikahı batıl idi, tazire lüzum yoktur denilmez. فَيَسْتَحِيلُ مُحَالُ olur اَنْ يَجِبَ ف۪يهِ حَدٌ Bunda had vacip olması muhal olur. لَأَنَّ الَّذ۪ي وَالْبِشَيْكِ يُوْجِبُ الْحَدَّ حَدِّ icab eder هُوَ الزِّنَا وَزِنَادِرْ وَالزِّنَا zina ise لَا يُوْجِبُ سُبُوتَ نَسَبٍ Nesebin sübutun icab etmez. Bir adam bir kadınla zina ise ondan çocuk olsa o çocuğun babası o adam sayılmaz. Zinadan hasıl olan çocuğun nesebi meçhul sayılır. Halbuki burada nikah batıl olsa bile nikah olduğunda nesep sabit oluyor. وَلَا مِهْرٌ Mehir de لَا يُوْجِبُ سُبُوتَ نَسَبٍ وَلَا مِهْرٍ Mehri sübutunu da icap etmez. Kadınla zina etti diye o kadın dava açsa, mehir dava ise alabilir mi? Yok. وَلَا اِدَّتٍ İddet de lazım gelmez. O mezniye olan kadın iki gün sonra başka birisiyle evlenebilir mi, evlenemez mi? Evlenir. Demek ki bak burada üç şey lazım gelmiyor. Zinada üç şey yok. İddet yok. Nesep yok, mehir yok. Halbuki nikahı batıl olan yerde nikah bulunduğunda mehir de lazım, nesep de sabit oluyor, iddet de lazım geliyor. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam dese ki اِنَّ هَذَا الَّذ۪ي ذَكَرْتْ Senin bu zikretmiş olduğun mesele مِنْ وَتْءِ ذَاتِ الْمَحْرَمِ مِنْهُ Kendisine mehrem olan bir kadını veteden عَلَى النِّكَحِ الَّذ۪ي وَصَفْتَهُ Senin vasfettiğin nikah üzerine, yani batıl bir nikah üzerine وَاِنْ لَمْ يَكُنْ زِنًا Zina olmasa bile فَهْوَ بُوْ اَغْلَزُ مِنَ الزِّنَا Zinadan daha ağırdır. Bir adam yabancı bir kadınla zina etmesi başka, kendi babasının ailesiyle yahut da kız kardeşiyle yahut da kızının kızıyla mesela mehremlerinden birisiyle zina etmek daha büyük ağır. Bundan ağırdır. Bir yabancı kadınla zina edense bu daha ağırdır. Sen nikah desen bile, nikah ile aldı desen bile bu daha büyük günahdır. فَاَحْرَاً يَجِبَ ف۪يهِ Öyleyse bu daha ağır olduğundan bunda vacip olması daha layıktır. Ney? مَا يَجِبُ فِي الزِّنَا Zinada vacip olan haddin bunda da bulunması daha layıktır. Çünkü bu daha ağır. Böyle sual ederse, derse bunun cevabında, yani hakikaten de öyle. Yabancı bir kadından zina etmesi başka, bir de kendisine mehrem olan kadından zina etmesi başka. Bu daha ağır. Diyor ki قِيلَ لَهُ O adama denilir ki قَدْ اَخْرَجْتَهُ بِقَوْلِكَ هَذَا İşte sen bu sözünle bu meseleyi çıkardın minen yekûne zinen zine olmaktan çıkardın. Sen kendin bu suali sorarak bunu zine olmaktan kendin çıkardın. Ne dedin? Zinadan daha ağırdır. Ha, demek zina değilmiş bu. Zinadan daha ağır bir şeymiş. Zinaya ne terettüp ediyor? Recim. Sen diyorsun ki bu zinadan daha ağırdır. Daha büyük günahdır. Daha büyük günahdır zina olmayınca zinanın şeyi yok burada. Haddi yok. Ama daha ağır daha ağır. O başka. Ve zaamte sen zühmettin ki ennehu a'lazu min ez-zina. Zinadan daha ağır bu, daha halis. Ve leysa ma kana misl ve leysa olmadı. Ma ul bi şey ki kana misl ez-zina. Zinanın misli olan bir günah. Ve ma kana a'zama min ez-zina. Yahut da zinadan daha büyük olan bir şey. O da neden min el-eşya'il muharrama? Haram olan eşyalardan öyle bir şey bulduk ki zina gibi haram. Ama zina değil. Zina gibi haram. Yahut zinadan daha büyük haram. Böyle bir harami bulsak ki yecibu vacib olur fintihakiha onu irtikap etmekte minel hukubat azaplardan evet. Vacip olmaz mı? Yecibu fi zina. Zinada vacip olan onda vacip olmaz. Daha büyük günah ama zinada lazım gelen had onda lazım gelmiyor. Leannel hukubat azaplar innema tu'hadu min cihati tevkif tevkif cihetiyle alınır. Ya Cenab-ı Hak Kur'an'da beyan edecek, ya Resulullah Efendimiz beyan edecek.
La min cihetil kıyas, kıyas cihetinden değil. Kıyas edemeyiz ki buna. Kıyasen, kıyas edecek olsak, zaniye yüzde yenik vuruluyor bekar olursa. Buna 500'de yenik vurulması lazım mesela. Daha var. Zanide rejim edilecek. Bunun rejimden daha şiddet ne azap varsa o yapılması lazım gelir. Fakat azaplar, yapılan ukubatlar tevkifidir. Tevkifi yani şer'i şerif nasıl beyan etmişse odur. Kendi kendimize kıyas yapamayız. Ela tera sen görmez misin? Allah Azze ve Celle, Cenab-ı Hakk'ın Hazretleri قَدْ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ Bunların üçünde haram kıldı. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهُلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَالْمَنْقُوذَةُ وَالنَّتِيحَةُ وَالنَّقُوذَةُ وَالنَّتَرْتِيَةُ Şimdi üçünü al. Baştan üçünü almış. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ Öyle hayvan. Kan, hınzır. Bunların üçü de haram mı değil mi? Evet. Üçü de haram. كَمَا حُرِّمَ الْخَمْرُ Hamır da haram. Hamır da haram, bunlar da haram. Bir adam hamır içerse ona had vuruluyor, kötek vuruluyor. Fakat hınzır eti yerse, kan yerse, öyle eti yerse had yok. Bunlar da yok. Ama şeyde, hamırda var. Haram olmak itibariyle hepsi haram. وَقَدْ جُعِلَ عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ وَقَدْ جَعَلَ Cenab-ı Hakk'ın da عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ حَدَّ Evet, müskirat olan hamiri kim içerse ona had vurulacak. Ve lem yecel mislehu ala ekli lehmil hınzir. Fakat hınzir eti yiyene de 80'de yenik vurum var mı? Yok. Had şey yok. Hatta hiç yok. Hiçbir şey yok. Haram. 10 de yenik bile yok. 1 de yenik bile yok. Tazir de yok. Efendim? Yok. Tazir de yok. Haram, haramdır. Binaenaleyh o adam tevbe edecek. En büyük günah aldık. Günah-ı kebairden ama Cenab-ı Hak ona bir had vacip kılmamış. وَلَا عَلَى اَكْلِ لَحْمِ الْمَيْتَةِ Öyle etini yiyene de bir had koymamış. وَاِنْ كَانَ تَحْرِيمُ مَا اَتَى بِهِ كَتَحْرِيمُ مَا اَتَى ذَلِكَ Bunların haram olması, ötekinin haram olması gibi. Burada haramı yaptı, ötede de haramı yaptı. Demek ki bir günahın ağır olmasıyla had lazım gelir diyemeyiz. O ugubat, had Allah-u Teala'nın hikmeti var. Ona koymuş, ona koymamış. Faizdeki. وَكَذَٰلِكَ قَصْفُ الْمُحْسَنَ Mühsene olan, afife olan, namuskar olan bir kadına zina isnat etse. جَعَلَ اللّٰهُ ف۪ي جَلْدَ ثَمَانِينَ 80 değnek vurun dedi. Ne vakitte? İftira ederse. İftira ederse, 3 şahit getirdi. İftira da değil, doğru. Adam doğru. Evet. Zina isnat etti. 3 şahit de getirdi. Birisi 90 oldu. O birisi 90 olduğundan dolayı o adama ne lazım? 80 değenek vurulacak bir. Daha ve sukutu şehadetil kazi. Ona zinayı isnat eden adamlar 3 şahit değil mi? O üçünün de şehadeti sakit. Yani cemiyette onların sözü müteber değil, şehadetleri müteber evet. Değil, insandan sayılmıyor. İki. Gazif işte onlar da, şahitler gazif, onlar gelip onlar şehadet ediyorlar. Sen de bir gazif değil ki. Ve izâ müsmil fiski, bir de onlara fisk diyor. Fendem yetu berbaatü şühede var ya, evet. İşte bunlar Hazreti Ömer zamanında oldu. Ashabdan birisi gördü, Küfe'nin emirinin zina ettiğini gördüler kadınla. Perdeyi asmışlar, rüzgar vurdu, perdeyi kaldırdı, bir de baktılar ki adam zina ediyor. Geldi, Hazreti Ömer'e söylediler, 4 şahit geldiler. 3'ü tam şehadet yaptı, 4. sıra gelince bu adam dedi ki, ya Allah'tan kork dedi, sen de şehadet edersen beni rejim edecekler dedi. Dedi, ben kadının bacaklarının arasında olduğumu gördün ama ne biliyorsun ki benim evret mehalim onun evret mehalindeki, sen orada olsan da görmezdin. Sen şehadeti yapma dedi. O da dedi ki, ben kadının üzerinde çıplak ikisini de gördüm. Ama bunun evret mehalli onun fercine girdiğini göremedim. Halbuki onu gördüm diyecek, kalem divide girdiği gibi gördüm diyecek. O mahsus şehadeti sağa sola büktü ki şeyi kurtar, adamı kurtarar. Hazreti Ömer onun şehadetini kabul etmedi. Dedi ki, sen biliyor mesele doğru ama şehadetini kabul etmedi. O iş kişiye 80'er değnek vurdu.
Ve onların da ölünceye kadar şehadetleri müteber değil. Onun üzerine onların başta olanı dedi ki, ben bundan sonra hiçbir şeye şehadet etmem diye yemin etti. Hazreti Ömer de buna bir daha şeklinde yenik vurur dedi. Vurun deyince Hazreti Ali dedi ki, ne yapıyorsun? Buna bir daha 80 denek vurdun mu? Dördüncü şahit yerine kaim olur. Vakıtta öteki adamı da rejim etmen lazım dedi. Allah Allah. Hazreti Ali'nin Ömer'in hiç hatırına gelmedi. Demek sen bunu dördüncü şahit tutuyorsun. Binaenaleyh buna bir 80 denek daha vuruyorsun. Öteki adamı rejim etmek lazım dedi. Allah. Hazreti Ömer durdu. Sonra o zina eden adamı Arafat'ta gördü. Dedi ki, vallahi senin yüzünden bizim üzerimize lanet yağıyor. Ben biliyorum. Bu fiyat senden sadır oldu. Fakat şer-i şerif mucebince şehadetin nisabı 4 tamam olmadığından öteki adamlar zulme uğradılar. Zulme ama şeriatın emri bu. Evet. Şimdi diyor ki, bak bu daha ağır olduğundan bunlara ne diyor? Ve kezalike gasfül muhsene. Muhsene'yi gasfettir. Cealallahu fi celde semaniyin. 80 değneği onda kıldı. Ve sukute şehadetil kazif. Kazifin şehadetinin sukutu. Kazif o şahitler. Biz gördük bu adam zina ediyordu diyenler. Ve izzâ mesmil füski. Bir de o adamlara fisik, fasıktır. Bunlara fasık sayılıyor. Fasık sayıldıklarında şehadetleri cemiyet içinde müteber değil. Yani onlar hayvan mesabesinde sayılıyor. Ve lem yece azalik. Cenab-ı Hak bu azabı, bu ikabı, bu hükmü kılmadı. Kime fîmen rama racülen bil kufr. Bir adama kafir diyene. Bu adamlar kafir demedi ki, zina etti dedik. Bir günah-ı kebire isnat ettiler. Ya adama kafirdir, ben şehadet ediyorum kafirdir dese, ona daha büyük ceza tereddüt etmesi lazım. Adam mümin iken ona kafir demek daha kötü. Fakat var mı ceza? Yok. Küfür isnat eden adama ceza yok. Cezası daha ağır olduğu halde. Cezası değil mi? Ahirette canım. Biz dünyayı konuşuyoruz. Ahkem-i dünyayı. Evet. Vel küfrü fi nefsi. Küfür kendi nefsinde a'zemu ve a'glazu minel kasfi. Zina isnat etmekten daha büyüktür, daha azimdir. Hem büyük hem daha kötü. Kânet-i ugubat, öyleyse ugubatlar oldu. Kad cu'ilet kılındı fî eşyâ'a, bir takım şeyler de ne olduğu halde hâsaten, onlara has olarak. Haram olan bazı şeylerde ikaplar var, azaplar, hadler var. Ve lem yüc'al fî emsâlihâ, onun emsalında ugubat kılınmadı başkalarında. Ve lâ fî eşyâ'a hî azamu minhâ. Yahut da o günahlardan daha büyük günahlarda ukubat kılınmadı. Mahsus şeylerde, evet. Öyle şeyler ki, ağzı minne ve ağlas. Daha büyük, daha galis. Öyleyse diyor, bak bundan ibret al da fekezalik, böylecedir. Ma cealallahu teala minel haddi fizzina. Zina da hadden bu meselede kılmadı. Kendi mahremini, haram olan bir şeyi nikah etmek daha büyük, zinadan daha büyük ama Cenab-ı Hak bir had kılmadı. La yecibu bihi, ve onunla vacib olmaz o zina sebebiyle. En yekune vaciben, o hüküm vacib ola. Evet. Had vacib ola. Fî mâ huve a'lazu mine zina. Zinadan a'laz olanda da vacib ola. Bu olmaz. Fâ zellezî zekernâ iştifâ zelbâ. Bu babda zikreylediğimiz bu meseleler huve nazar. Kıyas da budur. Ve huve kavle bi hanifete ve süfyan rahimallah. Ebu Hanife ile Süfyan-ı Sevri'nin kavulleri de budur. Yani İmam Muhammed, İmam Yusuf'un kavulü gibi değildir. Hayırlı. Vallahu Teala alem ve sallallahu aleyhi ve sellem.